Merhabalar sevgili gençler. Sınav ajandası programının bir diğer konusu olan basamak çözümlemesi ile devam ediyoruz. Bugün sizlerle basamak çözümlemesini işleyeceğiz. ABC'de 4 basamaklı bir rakam olmak üzere bunu ilkokuldan beri yapıyoruz. Hatta aynı şekilde yapıyoruz. Buradaki D'ye birler basamağı, C'ye onlar basamağı, B'ye yüzler ve A'ya da binler basamağı diyoruz. Peki bunu neye göre diyoruz? Aslında sayının basamak değeriyle buradaki sayının değerini çarpıyoruz. Rakamın değerini çarpıyoruz. Aslında biz bunu birler basamağını 10 üzeri sıfırlar basamağı, onlar basamağını 10 üzeri 1, yüzler basamağını 10'un karesi, binler basamağını 10'un küpü, 10 binler basamağını 10'un dördüncü kuvveti ve 10'un beşinci kuvveti, 10'un altıncı kuvveti diye devam ettirebiliriz bunu. Dolayısıyla artık sayının da kaç binler, kaç yüzler, kaç milyonlar basamağında okumamıza gerek kalmaz. Burada AB 2 basamaklı sayı olmak üzere bu AB 2 basamaklı sayısını çözümle dediğimiz zaman şunu anlaman gerekiyor. Burası birler basamağında olduğu için 1 çarpı B, burası onlar basamağında olduğu için 10 çarpı A diyeceğiz. Yani 10 çarpı A artı bir tane B. ABC'yi çözümlerken de o zaman 100 yüzler basamağında A olduğu için 100 çarpı A, 10 çarpı B artı C diyebiliriz. AB ile BA'nın toplamı 10A artı B artı B 10B artı A şeklinde ifade edecek olursak bunu da toparladığımız takdirde 10A ile A'yı topla 11A, B ile 10B'yi topla 11B, hatta sen bunu 11 parantezinde A artı B biçiminde de yazabilirsin. O halde artık bunu tek tek şuradaki gibi açmamıza lüzum yok. Diyeceğiz ki bak burada 10 tane A var. Burada bir tane A'yı çıkarmış, değil mi? Madem çıkarmış, 10A'dan bir tane A'yı çıkarırsak 9A, bir tane B'den 10 tane B'yi çıkarırsak eksi 9B deriz. Bu da 9 parantezinde A eksi B olarak karşımıza çıkacaktır. ABC'den CBA'yı çıkardığımız zaman bakın B'ler burada da onlar basamağında da burada da onlar basamağında. Dolayısıyla bu B'lerin bir hükmü kalmayacak. Sen 100 tane A'dan bir tane A'yı çıkaracaksın. 99 tane A ve bir tane C'den 100 tane C'yi çıkaracaksın. Eksi 99C. Yani sen burada 99 parantezini alıp A eksi C'dir bu diyebilirsin. ABC, CAB ve BCA'nın toplamı nedir peki? Bak burada 100 tane A, 10 tane A, bir tane A daha, 111 tane A var elimizde. Bir tane B, pardon 10 tane B, bir tane B, 100 tane B daha, yine 111 tane B yapar. 1C, 100C ve 10C daha 111 tane C yapar. O halde bu da neymiş sevgili gençler? 111 parantezinde A artı B artı C olarak yazılabilirmiş diyeceğiz. Tamam, bunları sakın unutma. Devam edelim. Notlarım kısmına bir not düşmüşüm. O notta da diyoruz ki sorularda AB 2 basamaklı bir sayıdır demiyorsa, tamam mı? AB ifadesini sen A çarpı B olarak algılayacaksın. Ama AB 2 basamaklı sayıdır diyorsa 2 basamaklı sayı olarak algılayacaksın. Her gördüğün AB'yi iki basamaklı sayı olarak veya çarpım değeri olarak algılama diyebiliriz. Buralarda bu işin püf noktası iki basamaklı bir sayı, üç basamaklı bir sayı, dört basamaklı bir sayı diyorsa tamam, kesinlikle çözümleme sorusu. Ama AB iki basamaklı sayıdır diye bir ifade yoksa, şu kadar basamaklı bir sayı diye bir ifade yoksa sen bunları çarpım olarak anlayacaksın. Geçtik bir diğer örneğe. Diyoruz ki rakamları toplamının 6 katına eşit olan 2 basamaklı doğal sayının rakamları çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bizim 2 basamaklı bir sayımız var. Tamam mı? Bu rakamları toplamının kaç katıymış? 6 katı. O zaman çarpı 6 diyeceğiz. Rakamları toplamı A artı B. O zaman bunlar birbirine eşittir. Çünkü öyle demiş bize. Ya, madem öyle, soldaki 2 basamaklı sayıyı çözümleyelim. 10A artı B eşittir. 6'yı da içeri dağıtırsak 6A artı 6B yapar mı? Yapar. 6A'yı bu tarafa at, 4A kalır. B'yi bu tarafa atarsak da eşittir 5B olur. A ile B birer rakam biliyorsunuz. Hocam onu nereden çıkardın diye soracak olursan da bak burada ne demiş? 2 basamaklı sayı demiş. 2 basamaklı sayı ise burası A ile B %100 rakam olmak zorunda. 4A 5B'ye eşitliğini sağlayan tek rakam burası 5'tir, burası 4'tür. Yani A 5'miş, B de 4. Ya hocam sıfır da rakam değil mi? İkisini sıfır seçebilirdik ama ikisini sıfır seçtiğin takdirde sıfır sıfır dediğimiz sayı iki basamaklı sayı olmaz. A 5 B 4 ise bu rakamların çarpımını sormuştu. 5 kere 4'ten doğru cevabın 20 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Bir diğer örneğe geçerken
Buradaki örneği yanlış yazdığımızı söyleyelim. Burası x'ye, burası yx olacak sevgili gençler. Burası da yx olacak diyebiliriz. Pekala. Şimdi çözelim soruyu. xy ve yx rakamları toplamı 8 olan birer iki basamaklı sayıdır. xy eşittir 2 çarpı yx eksi 17 ise x eksi y farkı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi xy sayısını çözümlersek 10 tane x artı bir tane y'den oluşuyor. Eşittir 2 parantezinde burası da 10y artı bir tane x'ten oluşuyor. Eksi 17'miz var bir de. Pekala. Şimdi 10x artı y eşittir. İçeri dağıtırsak 20y artı 2x eksi 17 de diyebiliriz. Peki şimdi yapmamız gereken şey şu. Rakamları toplamının bu adam 8 olduğundan bahsetmiş. Öncelikle y'yi bir yalnız bırakalım. Bu 2x'i karşıya atarsak 8x, tamam mı? Bu y'yi de ne tarafa gönderelim? Karşıya gönderelim. 8x eşittir 19 tane y eksi 17 olacak, tamam mı? Şimdi bak, rakamları toplamından yani x artı y'nin 8 olduğundan bahsetmiş mi? Evet. O halde y eşittir 8 eksi x yazabilir miyim? Peki tabii. Peki y gördüğüm yere 8 eksi x yazdığım takdirde bu artık birinci dereceden denkleme dönüşür mü? Kesinlikle evet. 8x eşittir 19 kere 8 diyeceğiz. 80'e 72 eklersek sanırım 152 yapar. 152 eksi 19x eksi 17 oldu. Eksi 19x'i bu tarafa atarsam ben 8x'e 19 eklersek 19x eklersek 27x yapar. Tamam mı? Eşittir 152'den de 17 çıkarırsak 135 yapacaktır. 27x eğer 135'e eşitse x eşittir kesinlikle 5'tir. X 5 ise y de 3'tür. Bizden neden x 5 ise y 3 oldu? İşte şuradan kaynaklı. Bizden x eksi y'ni farkını istemişti. 5'ten 3'ü çıkarırsak cevabı buluruz. Cevabımız neymiş? 2'ymiş diyebiliriz sevgili gençler. Yandaki toplama işleminde A, B, C ve D, E, F 3 basamaklı doğal sayılar. Buna göre bu toplamın sonucu hangisi olamaz diye sorulmuş bize. Bu arada A, B, C, D, E, F hepsi birbirinden farklı olarak nitelendirilmiş. Şimdi bu tarz sorularda sevgili gençler hep şunu yapacaksınız. A, B, C ile D, E, F'yi olabildiğince maksimum seçin. Çünkü demek ki maksimum değerinden daha fazla olan bir şık var şıkların içerisinde ve ben o şıkkı işaretleyeceğim. Tamam mı? Bak ne dediğimi anladın umarım. A, B, C ve D, E, F sayılarını ikisini de birden olabildiğince fazla seçmek demek. Bir tanesinin yüzler basamağını 9 seçersem diğerininkini 8 seçmem demektir. Bir tanesinin onlar basamağını 7 seçersem diğerini 6 seçmem demektir. Birini 5 seçersem ötekini de 4 seçmem demektir. İşte sayıların maksimum değerleri bunlar. Ben bunları toplarsam eğer 5, 4 daha 9, 7, 6 daha 13, 13'ün 3'ü, 9, 8 daha 17, bir değer de vardı 18. 1839 olabiliyormuş taş çatlasın bu ikisinin toplamı. Şimdi şıklara bakıyorsun, 1840 var. Maksimum bu olabiliyorsa 1840 asla ama asla olamaz diyeceğiz. Cevabımız Edirne olacak. Geçtik bir diğer sayfadaki ilk soruya. Bir sokakta aynı hizada bulunan 4 tane evin kapı numaraları 2 basamaklı sayılardan oluşmakta. Bir no'lu evin kapı numarası 2'ninkinden 6 fazla. O zaman şöyle yazabilir miyiz biz? XX'ten bir no'lu evin kapı numarasından 2 no'lu evin kapı numarasını yani XY'yi çıkardığımız takdirde 6 kalacak. Şimdi ben burada 11x, burada 12x olduğunu biliyorum. Dolayısıyla x eksi y farkının 6 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. Çözümlemeyi yaptın, çıkardın, x eksi y 6 geldi. Pekala. Soruya devam edelim. 2 no'lu evin kapı numarası da 4 no'lu evin kapı numarasının 2 katından 17 fazladır. Yani şöyle xy dediğimiz kapı numarası, tamam mı? YZ'nin 4 no'lu evin YZ'nin 2 katından 17 fazlaymış. Tamam. Şimdi buna çözümleme yapmayalım. Bu bir dursun. Şimdi gençler elimizde bizim ne var? X eksi y'nin 6 olması gerektiği var. Eğer ki x eksi y 6'ysa x ile y de rakamdı ya y 0 olamaz. Garanti. Neden? 0 olursa burası 2 basamaklı bir sayı olmaz yz dediğimiz sayı. Dolayısıyla ben y'yi minimum 1 seçebilirim. Y 1 olursa buradaki x 7 olur. Y 2 olursa x'imiz 8. Y 3 olursa x'imiz 9 olur. Başka da bir ihtimal yok. Pekala. Madem x ile y için 3 tane ihtimal var, bunların hepsini deneyebiliriz. Bakın, 71 eşittir 2 çarpı y'yi ben burada 1 seçmiştim. 1z, tamam mı? Artı 17 dedik. Pekala. Ben 17'yi bu tarafa atarsam 71'den 17'yi çıkardığım takdirde 61'den 7'yi çıkar. Kaç kalır? 54 kalır.
54 eşittir 2 çarpı 1z. 10 küsürü bir sayıyla ben 2'yi çarptığım takdirde 54 yapar mı? Kesinlikle yapmaz. Dolayısıyla bu elendi. Geçtik 8 ve 2'ye. 82 olmuş olsaydı burası eşittir 2 çarpı, ben y'yi 2 seçtiğim için burası 2z olacak. Artı 17 diyeceğiz. Pekala. Şimdi 82'den 17'yi çıkardığımız zaman 65 kalır. 65 eşittir 2 çarpı 2z. Bakın burası 20 küsür bir sayı. 20 küsür bir sayı ile 2'yi çarparsam maksimum 58 yapar zaten. Ki burada 65 vermiş. Demek ki bu da gitti. O halde x kesinlikle 9'muş. Y de 3'müş. Yani 93 eşittir 2 çarpı y'yi 3 seçmiştik. 3z artı 17 dersek. 93'ten 17'yi çıkaracağız. Ne kalır? 86, 76 kalır. 76 eşittir 2 çarpı 3z. Şimdi 30 küsür bir sayı ile 2'yi çarptığımız zaman 76 yapıyorsa, ya da her iki tarafı 2'ye bölersin, 3z dediğimiz sayı eşittir 38 olur. Yani z 8'miş. Yani burası 8, burası 3. O halde z'ye dediğimiz ne olur? 83 olur. 3 numaralı evin kapı numarasını sormuştu bize, ki 3 numaralı evin kapı numarası 83'tür denilebilir. Geçtik bir diğer soruya. İki basamaklı AB sayısının rakamları yer değişince sayı 36 azalıyor. Buna göre A artı B'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi elimizde AB sayısı var, bir de BA sayısı var. Rakamları yer değişmiş. Ki yer değiştirdiği zaman sayı 36 azalıyorsa AB eksi BA 36'dır denilebilir. Gelin kaba bir çözümleme yapalım. 10A'dan 1A çıktı, 9A. B'den 10B çıktı, eksi 9. B eşittir 36. Her iki tarafı 9'a bölersek A eksi B eşittir 4 gelecektir. A eksi B 4 ise, A artı B'nin maksimum değeri soruluyorsa, ben A'yı da B'yi de büyük seçmek zorundayım. A'yı 9 seçersem B de 5 olur. A artı B'nin maksimum değeri de dolayısıyla 9 artı 5'ten 14 olur sevgili gençler. Geçtik bir diğer sorumuza. A, B, C ve D sıfırdan farklı, sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar. Buna göre D kaçtır diye sorulmuş. Bir kere A, B ile BA birbirinin tam tersi olan iki basamaklı, yani rakamlarının yer değiştirilmiş hali olan iki basamaklı sayılar. Bu sayıların çarpımı 3600 küsür bir sayı yapıyorsa, o halde ben A, B ve BA'yı mantıklı yerlerde seçmem gerekiyor. Ki bunların içerisinde tiyolar da var. Bakın burası A ile B'nin çarpımı sıfırsa, bunların içlerinden herhangi bir tanesinin sıfır olamayacağını düşünürsek, burasının bunlardan bir tanesi kesinlikle 5'tir. Bunlardan birisi 5 ise ve çarpımlarının sonucu 3600 geliyorsa, diğerinde 6 seçmekte fayda var. Çünkü ters çevirdiğimiz zaman burası da 5 ve 6 yapar. Ki gerçekten 5 kere 6 30, 30'un sıfır elde var 3. 6 kere 6 36, bir de elde 3 vardı. Burası 9'muş, demek ki 390 oldu. 5 kere 5 25, demek ki burası 5'miş, elde var 2. 5 kere 6 30, 2 ekle 32 sağladı mı? Sağladı. Çok güzel, demek ki doğru bulduk. O halde artık yapabiliriz. 0 aşağı indirdim 0. 9, 5 daha 14, 14'ün 4'ü dediğimiz takdirde D'nin 4 olması gerektiğini bulabilirsiniz. Bir diğer örnek. 4 basamaklı ABCD sayısının birler ve yüzler basamağı 3 azaltılıp onlar ve binler basamağı 1 artırılıyor. İlk duruma göre sayı nasıl değişir diye sorulmuş. Şimdi benim elimde ABCD diye bir sayı var. Bu sayının birler ve yüzler basamağını 3 azaltıyorsun. Birler basamağı 3 azalırsa sayının değeri 3 azalır. Yüzler basamağı 3 azalırsa sayının değeri 300 azalır. Ve sonra da diyor ki onlar ve binler basamağını, yani şunu ve şunu bir arttır diyor. Şimdi ben onlar basamağını bir artırırsam sayının değeri 10 artar. Binler basamağını bir artırırsam sayının değeri 1000 artar. O halde sayı bu kadar değişime uğramıştır diyebiliriz. Bakın 1000'den 300'ü çıkar 700, 10 ekle 710, 3 çıkar 707 artar diyebiliriz biz bu sayı değeri için. Geçtik sevgili gençler bir diğer soruya. A, B, C, B, C, A ve C, A, B 3 basamaklı sayılar ve A, B'den B de C'den büyüktür. A, B, C, B, C, A ve C, A, B'nin toplamı 666 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada A, B, C, B, C, A ve C, A, B. Bakın bir önceki sayfada şuradakilerin aynısı zaten. A, B, C, C, A, B ve B, C, A. Bunların aynısı. Bunların toplamı zaten bize 111 parantezinde, 111 parantezinde A artı B artı C'yi veriyordu. Bu da 666 eşitmiş. Ben bunun her iki tarafını 111'e bölersem A artı B artı C'nin 6 olması gerektiğini de görebilirsin. Peki
AB'den, B de C'den büyük değil miydi? Toplamları da 6'ymış. O zaman bunu 1, bunu 2, bunu 3 seçmekten başka çarem yok. Doğal olarak da A'yı kaç buldum? 3. A çarpı B çarpı C'yi sorabilirdi. 6 olurdu. B'yi sorabilirdi. 2 olurdu. C'yi sorabilirdi. 1 olurdu diyebiliriz. Çeşitli ihtimalleri de düşünmekte fayda var. Bir diğer sayfada başka bir örnek. 4 tanesi 15'ten büyük olan birbirinden farklı 7 doğal sayının toplamı 123 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda 15'ten büyük 4 tane var denildiğinde öğrenci hemen 16, 17, 18, 19 seçiyor birbirinden farklı olduğunu. Tamam, mantıklı ama şöyle bir durum var ki bu sefer de diğerlerinden bazılarını küçük seçerek diğerini olabildiğince maksimum çıkartmaya çalışıyor ama o da 15'ten büyük oluyor. Yani senin dilinde toplamda 5 tane 15'ten büyük sayı olmuş oluyor. 4 tanesi 15'ten büyük diyorsa önce 3 tanesini seçeceksin. Yani birincisini 16, diğerini 17, diğerini 18 seçeceksin. Seçtikten sonra bunların toplamı ne yapar? 51. Benim toplamda ne kadar toplamım var totalde? 123. Eğer ki bulduğumu yani 51'i çıkarırsam geriye ne kalır sevgili gençler bakın. 72 kalır, değil mi? Şimdi durup düşünelim. 3 tanesini biliyoruz. 3 tanesini biliyoruz. Bunlar doğal sayı mıydı? Bakalım. 4 tanesi 15'ten büyük birbirinden farklı 7 doğal sayı diyor. O halde bir tanesini 0 seçerim. Diğerini 1 seçerim. Diğerini 2 seçerim. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane seçtim. Bunlardan 3 tanesi 15'ten büyük oldu. Diğerini de seçmem lazım. Şuranın toplamı ne oldu? 3. Elimde 72 toplam vardı. 72'den 3'ü çıkarırsam bir diğeri de 69 olur. Ki 69, 18, 17, 16 bunlar 15'ten büyük olanlar. 0, 1, 2, 15'ten küçük olanlar. Ve sayımın maksimum değeri de 69 olur. En büyüğün en çok değeri de 69 olur diye bilirsin. Bir diğer örnek. Aşağıdaki şekilde sarı kutuya 3 basamaklı bir ABC sayısı yazılmış. Şekilde bir nolu okla gösterilen kutuya A ile C'nin çarpımı yani A ile C'yi çarptığında 4 bulacaksın diyor. Bu bir. İkincisi 2 nolu okla gösterilen kutuya A artı B toplamı. A artı B toplamında 2 numaralı kutuda 7 olması gerekiyormuş ve A ile C'nin toplamı da 3 nolu okla gösterilen kutuya yazılmış. Yani A ile C'nin toplamı da 5'miş. Buna göre yukarıdaki sarı kutuya yazılabilecek 3 basamaklı ABC sayılarının toplamı nedir diye sormuş. Şimdi A ile C'nin çarpımı 4 ise ve A ile C'de rakamsa bir kere A ve C için fazla seçenek yok aslında. Ya 1'e 4'tür ya 4'e 1'dir ya da 2'ye 2'dir. Doğru mu? Şimdi rakamları farklı falan bir şey demiş mi bakalım. Yok hayır dememiş. Devam edelim şimdi. Örnek verelim. A'nın alabileceği değerler 1, 4 ve 2'dir. Dolayısıyla A burada 1'i, 4'ü ve 2'yi alırsa 1 ile neyi toplarsam 7 yapar? 6'yı. 4 ile 3'ü, 2 ile 5'i toplarsak 7 yapar. Peki A'nın alabileceği değerler burada 1, 4 ve 2 idi zaten. Değil mi? Peki C'nin alabileceği değerler de 1'e 4, 4'e 1, 2'ye 2 olduğundan kaynaklı. Benim buraya 1'e 4, 4'e 1 ve 2'ye 2'yi yazmam lazım. Şuradan kaynaklı. Şimdi 1 ile 4'ün toplamı 5 yapar, sıkıntı yok. 4 ile 1'in toplamı da 5 ama 2 ile 2'nin toplamı 5 yapmaz. Dolayısıyla bunlar gitti. Ve bize ne denmişti? ABC sayılarının toplamı. Bakın A burada, C burada, B burada. Dolayısıyla sayımız 164 yapar. Bir diğeri de A burada, B burada, C burada 431 yapar. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bize toplarsak 595 gelir. Yani cevabımız 595 gelir. Bu da C seçeneğinde zaten verilmiştir. Geçtik bir diğer sorumuza. 3 basamaklı ABC sayısı için ABC eşittir A faktöriyel artı B faktöriyel artı C faktöriyel şeklinde yazılabiliyorsa bu sayıya faktöriyel sayı denir. Hangisi faktöriyel sayıdır diye soruyor bize. Şimdi rakamlarının faktöriyellerini hesaplayacaksın ve toplayacaksın. Eğer bu sayı toplam, bu toplam 3 basamaklı sayı eşitse bu sayı faktöriyel sayıdır diyeceğiz. Mesela A seçeneğine bakalım. 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel. 6, 2 daha 8, 1 daha 9 yapar. 123 yapar mı? Yapmaz. Demek ki bu faktöriyel sayı değil. Gitti. 145'e baktığımız zaman 1 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel ki bu şurası 120, burası 24, burası 1 olduğundan bunların da toplamı 145 olduğu zaman için cevap bursa olacak. Diğerlerini de kontrol etmene gerek var ama zaten 8 faktöriyel dediğim sayı 400'den zaten çok çok büyük bir sayı. 7 faktöriyel dediğim sayı yanlış hatırlamıyorsam 5040 ezberimde.
9 faktöriyel dediğimiz sayı zaten çok büyük bir sayı. Demek ki bunlar gidecek, cevap da Bursa olacak diyebiliriz. Bir diğer örnek, sanırım bu da son örnek. Evet. AX ifadesi x pozitif doğal sayısının rakamlarının toplamını ifade ediyorsa, AX artı 3X eşittir 2000'in eşitliğini sağlayan kaç tane 3 basamaklı X tam sayısı vardır diye sorulmuş bize. Şimdi ben bu X doğal sayısına ABC dersem eğer, tamam mı? AX dediğimiz ifade A artı B artı C rakamları toplamı demiştik. Artı 3 tane ABC, 3 ABC diyelim, eşittir 2000. Tamam mı? Şimdi burayı tekrar yazalım. A artı B artı C eşittir. Bak burada ne var? Eşittir değil, artı. Burada ne var sevgili gençler? 300 tane AB var. 300 tane A var. Artı 30 tane B var. Artı 3 tane C var. Eşittir 2000 diyeceğiz. Pekala. Burası da 2000 oldu. 301 tane A. 301 tane A. Artı 31 tane B. Artı 4 tane C eşittir 2000 dedik. Pekala. Şimdi burada rakamlarımızı güzel seçmemiz lazım. Bir kere 301 sayısını ben neyle çarparsam 2000'e en yakın olur diye düşüneceksin. Neden en yakın olur diye düşüneceksin? Çünkü 31B sayısının boyu yetmeyebilir 2000'e tamamlayabilmek için o sayıyı eksik seçtiğin takdirde. Peki o zaman A'yı 6 seçmekte fayda var. 6 kere 301 de 1806 yapar. 1806. Şimdi A'yı 6 seçtik. 31B artı 4 tane C'ye 1806'yı karşıya atarsak 194 kalacaktır. Şimdi yine bu sefer aynı mantıkla 31B sayısı ya, B'yi öyle seçmem lazım ki 194'e en yakın sayı olsun 31 ile çarpıldığında. Peki neyle çarpabiliriz? B'yi de 6 seçelim. 6 kere 31 ne yapar? 186. Değil mi? 186'yı karşıya attığım zaman da 4C eşittir. Ne gelir sevgili gençler? 8. O zaman C kaç olur? 2. Şimdi bak, bir tane ABC sayısı bulduk. Bu sayı 662'ymiş. Bir tanesini bulduk. Peki başka var mı? Başka yoktur. Neden? Çünkü A sayısını 5 seçtiğin takdirde 31B'nin boyu yetmez diğer tarafı tamamlayabilmek için. Yetse de 4'ün katı olan bir artan vermez bize. Dolayısıyla tek bir tane vardır. Kaç tane x, 3 basamaklı x tam sayısı vardır diyordu. Bir tane vardır diyebilirsiniz sevgili gençler. Evet, bu videonun basamak çözümlemesinin sonuna geldik. Diğer sorularda ve diğer konularda görüşünceye dek hoşça kalın. Yorumlarda çok soru geliyor hocam, Matike'ye ne zaman başlayacaksın diye. Matike'ye 2-3 hafta içerisinde başlayacağız. Türev ve integral videolarını merak edenler varsa, şimdi şöyle diyelim. 12. sınıfa yeni geçtiysen, tamam mı? Türev ve integral videolarını tekrar amaçlı, öğrenmek amaçlı, özür dilerim, öğrenmek amaçlı izleyebilirsin. Mezunlar tekrar amaçlı izleyebilirler. Çok güzel, dolu dolu her noktasını anlattığım videolar bunlar, tamam mı? Her noktasını anlattım türev ve integrali. Türevde yaklaşık 140 tane, integralde yaklaşık 130 tane soru var. Türev ve integral. Ha, ondan önce limit çalışabilir misin? Çalış. Ben Mat 2'de tekrardan türev ve integral anlatmayacağım. Tamam mı? Tekrardan anlatmayacağım. Çünkü gerçekten, ama gerçekten aynı bu formatta. Zaten ben türev ve integral formatını beğendiğim ve sizin de beğendiğiniz için bu formatta hazırlıyorum bu videoları. Türev ve integral videoları da aynen bu formatta. Ve gençler, gerçekten sevilen videolar oldu. Gerçekten anlaşılır videolar oldu. Çok güzel. PDF'leri de var zaten içerisinde. Bunları indirip çalışabilirsin. Matiki videolarında da dediğimiz gibi 2-3 hafta içerisinde başlayacağız. Sabırla bekleyin çünkü gerçekten çok güzel, ama çok güzel videolar sizi bekliyor. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız.